Evet. Sevgili dostlar merhabalar. Hepinize hayırlı akşamlar. Geçen hafta bir yayın gerçekleştirmedik. Bu hafta iki güzel konuğumuz olacak. Bir yayın gerçekleştirelim istedik. Yoğun ve tempolu günler yaşıyoruz. Bazen yoruluyoruz. Yalan söylemeyelim. Hani yayın aksattığımız zamanlar oluyor. Orhan abim öpüyorum. Selam gönderiyorum. Avusturya'ya. Fakat sayfayı da boş bırakmak istemiyoruz. Sizlerden de kopmak istemiyoruz. Ciddi bir tempo içerisindeyim ben bu bölgede. Ama sizleri de özlüyoruz ya. Özlemiyoruz dersek yalan söyleriz. Bir müddet daha bu şekil devam etsin istiyoruz. Bu akşam yayın konuklarımız şöyle alacağım, şurada tutayım. İki tane güzel isim. Bir tanesi gurbetçi bir ablamız Hollanda'dan. Çok güzel şiirleri var, tanıyorsunuz. Gül Çelik mahlasıyla şiirler yazıyor sevgili Ayşegül Köksal. Diğeri de değerli bir halk ozanı. Gerçekten başarılı. Hani bunu benim takdirime İhtiyacı yoktur. Sevgili Mollaoğlu Uğur Baş'ın alçak gönüllü bir abimiz. Sağ olsun tekliflerimizi kırmadı. Teklifimizi kırmadı. Yayınımıza katıldı. Sevgili Yüksel Küpçük. Teşekkür ediyorum. Yarın akşam Ohtamışların da bir gecesi var. Ohtamış Dernek Başkanı Abdülaziz Özen bizi de davet etti. Geçen yıl bir gecelerine katılmıştık ama bu yıl biraz şartlar zorluyor bizi. Şartlar zorluyor derken hani bulunduğumuz bölge itibariyle zorluyor. Yoksa bir şey gibi olsa muhakkak iki elimiz kanda da olsa bir şekilde gideriz. Sevgili Mehmet Ersoy'a teşekkür ediyorum. Durdu Demircan abime teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir şiir dinletisi olur. Sevgili Molla Başoğlu Uğur da Uğur başta bağlamasıyla bizlerle beraber olacak. Arşivimizde yerleri olsun istiyoruz. Ciddi bir arşivimiz oldu ve bu sevgili Sezai abi teşekkür ediyorum. Mehmet Güngör hayırlı akşamlar kardeşim. YouTube'da da var. Dünden bugün Ulu Bey'de Hayat grubunu buradan YouTube'a da aktarıyoruz. Daha önce birkaç yayınımız silindiği için Seyfettin abi hem bir YouTube kanalı burada hem de bunu yedeklemiş oluyoruz orada. YouTube kanalımıza da abone olursanız, Dünden Bugün Ulu Bey'de Hayat grubunun YouTube kanalı. Abone olursanız mutlu oluruz. Orada da geçmiş programlarımızı izleyebilirsiniz. Sevgili Halil Özçelik abimi görüyorum. Bir sürü isim, güzel değerli isim aldık. Ve orada ciddi bir arşiv yaptık. Sevgili Osman abi çok teşekkür ediyorum. Sayıcıya da selamlar olsun. Bundan sonra amaç nedir? İşte bir arşiv oluşturmak. Yani yarına bir arşiv oluşturmak. Gül ablayı gördüm şurada. Gül ablayı alayım. Mollaoğlu Uğur Baş gelene kadar. Gül abla sana davet gönderdim. Sevgili Savaş Kırşehir ilimizden Savaş Savaş hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kırşehir'e biz de selam gönderelim. Ne güzel. Mutlu oldum ben Kırşehir'den. Bizi izleyen bir ismin olması. Oo. Kimler kimler burada? İyi akşamlar. Ablam iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ettim Gül abla. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Değerli dostlar, seste bir sıkıntı varsa lütfen bize yazın. Belki benim sesimden, belki Gül ablamın sesinden. Biraz derinden geliyor Gül ablanın sesi. Eğer bir sıkıntı varsa lütfen bize bildirin. Ona göre ben de Acaba sesimi ayarlayabilirim. benim ses açık. Evet, şuradan sevgili Uğur Baş'ı da onayladık. Şurada tuttuk. Merhaba. Hoş geldin. İyi akşamlar. Büyük Merhaba. ihtimal
Benim sesimde sıkıntı var. Abi hoş geldin. Ses geliyor mu? Bir dakikanızı aldım. Evet. Ya nasıl çok soğuk ya. Tamam. Of. Bir ablanın... Uğur abi bir de merhaba senden alalım şöyle. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Evet, cümleden hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Gül ablama da selamlar olsun. Komutanım size de selamlar olsun. Ayrıca tüm üyelerinize, grup üyelerinize selamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. Güzel oldu. Umarım iyi bir şiir dinletisi olur. Bağlamanız yanınızda galiba sizin değil mi? Yanınızda İnşallah. Evet, yanımda. Kendimce bir şeyler yapacağım bakalım. Gül abla. Geldim. Hoş buldum Uğur. Sen de hoş safa getirdin. Hoş bulduk. Abi. İzleyen arkadaşlara Hollanda'dan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım o zaman. Önce Gül abladan başlayalım. Evet. Gül abla bize kendini bir tanıtsın. Ulubey'in Sayacan'ın hangi köyünden? Ulubey'in Sayacan'ın hangi köyünden? Ben paylaşmak istiyorum. Önce bana onu söyle de. Abla sayfada. Şimdi evet. Paylaşırsanız değerli dostlar mutlu oluruz. Yayınımızı paylaşırsanız. Altta paylaşım butonu vardır abla. Muhakkak oradan paylaşabilirsin. Evet, biz de paylaşalım. Yani, ben paylaşamıyorum. Bir tek ben. Allah Allah. Paylaşamıyorum. Şurada şöyle bir ok işareti gibi bir şey var. Abla telefonun markası neyse şurada yeşil renk var. Görüyor musun abla? Paylaş işareti. Hayır. Uğur, iPhone bu Uğur. iPhone'da ben de paylaşamıyorum abla. Belki ondan bir sıkıntı olabilir ya. Tüh ya. Evet. iPhone'da olmayanlar. Sonradan paylaşırsın. Keşke gruba davet etseydik. Yani. Neyse olmuyor. Yapamadım. Peki abla. Seni bir tanıyalım Gül abla şimdi. Ben Ulubey Sayacalıyım. Evet. Tüccar oğlundanım. Yani o meşhur kalenin aşağı alt tarafında evimiz. Kazancı Mahallesi mi? Evet. Neresi? Kazancı Mahallesi'ndenim. Evet abla. İlkokul mezunuyum. İşte 42 yıldır Hayat Üniversitesi'nde okuyoruz. Bu daha güzel abla. Evet. Yani oradan da henüz bilmiyorum artık neler aldık, neler öğrendik. Evet. Öyle. Hollanda'da yaşıyorum. 4 oğlum var. 3 gelinim var. 5 torunum var. Evliyim. 42 yıllık evliyim. 5 yıl önce şiir yazmaya başladım. Evet. Kardeşim çok güzel sesi vardı. Galiba genlerden gelen bir şey. Kardeşimin çok güzel sesi vardı. Türkü söylerdi. Amcam sazçalar türkü söylerdi. Babam ona eşlik ederdi çocukluğumda. Kardeşim, benim bir küçüğüm çok şiir yazmış. O da kaybetti şimdi şiirlerini. Yani sülalemizde var. Peki abla, Hollanda'ya gidelim ne kadar oldu? 42 yıl. Evlendim, gittim. Evlendim. Sedat abi de önceden orada mıydı yoksa beraber mi gittiniz? O bir yıl önce gitmişti. Sonra evlenince ben de gittim. Peki abla. Uğur abi sizi tanıyalım. Uğurbaş kimdir? Mollaoğlu. Evet, Uğurbaş kimdir? Mollaoğlu nereden geliyor onu söyleyeyim. Mollaoğlu biliyorsunuz bir sülale ismi vardır herkesin. Bizim sülale ismimiz de Mollaoğlu. Ben de bunu şiirlerinden mahlas olarak kullanıyorum. Uğurbaş kimdir? Ben 1973 doğumluyum. Ordu merkezde doğdum, büyüdüm. Ama nüfusum Perşembe'ye kayıtlı. Köyümüz
Perşembenin İstanbul Boğazı Köyü. İstanbul Boğazı Köyü, evet. Sizde var mı peki sülalede şiir yatkınlık veya sanata yatkınlık? Şimdi şiir değil de tabii sanatla ilgilenen, müzikle ilgilenen var. Yeğenlerim var mesela, müzisyen Evet. olanlar var. Bir tanesi Almanya'da, bir tanesi burada yine müzisyenlik yapıyor. Aynı zamanda müzik öğretmeni. Var yani, öyle çok geniş alana yayılmış değil ama bizde. Siz Nabim abim şiir yazar. aynı zamanda MESAM üyesisiniz değil mi? Evet, MESAM üyesiyim ben. Bu arada Telat abiye, Telat Pamuk'a başladı mı diye mesaj atmış bana şeyden, Messenger'dan. Eğer izliyorsa Seyfettin abi başladı diye mesaj atarsanız sevinirim abi. Benim yazma imkanım yok şu anda. MESAM üyesisiniz değil mi abi? Kaç Evet. eseriniz var mesela? Var mı? MESAM üyesiyim şu anda. Ben yeni işte 2 sene oldu MESAM'a üye olalı. Şu anda MESAM'da kayıtlı 25 adet eserim var. Evet. Ondan sonra yine devamı geliyor işte, geldikçe, yaptıkça gönderiyorum. MESAM'da korunuyorum. Şimdi sevgili dostlar, Gülçelik de mahlas aslında. Gülçelik kendi adı değil. Evet. Ayşegül Köksal. Evet. Ayşegül Köksal, kızlık soyadım Çelik. İkisini de kullanıyorum. Gülçelik mahlasıyla. Şiirlerini genelde Gülçelik mahlasıyla yazıyor. Dipnot. Buradan şey yapalım. Şöyle yapayım abi. İzleyen birisi Talat Pamuk abime, Dünden Bugün Oldu Beyde Hayat grubunda canlı yayında olduğumuzu yazarsa mutlu olurum. Tamam. Çünkü bulamadım demiş. Refik Şenel abim, Avusturya Ordular Dernek Başkanı. Viyana Ordular Dernek Başkanı. Hayırlı yayınlar demiş bize. Sürekli izleyemiyorum ama demiş. Selam göndereyim demiş. Zerrin kardeşim, hayırlı akşamlar abi, iyi yayınlar demiş. Savaş. Kırşehir'den Evet. sizi tanıyorum Gül abla. Hoş geldin kardeşim. Ünal İnan, nice programlar, selam ve sevgiler demiş. Değerli Ünal abim, Ünal abi de sevdiğimiz bir türkü dostu. Değerli bir abimiz. Evet. Sevgili ben Aşık Yalnızlığı. İyi yayınlar Bülent kardeşim. Kıymetli kalemdaşlarıma başarılar diliyorum demiş. Tahsin abi çok güzel. Teşekkür ederim. Tahsin Tamam, ses de abiye selamlar olsun buradan. böyle geliyoruz. Seyfettin abi demiş ki emeklerinize sağlık Bülent Bey. Bu akşam canlı yayın konuklarınıza Dünden Bugüne Ulu Bey'de Hayat grubu adına hoş geldiniz diyerek tüm konuklarımıza ve sizlere bu akşamki yayında başarılar dilerim. Saygılar sunarım demiş. Grup yöneticisi. Ederiz. Saygılar bizden, selamlar, sevgiler. Saygılar, sevgiler bizden olsun. Halil Özçelik abim bizde. Halil Özçelik'i tanıyorsun değil mi Gülab? O Oğluna da selamlar. geldin hocam. Halil Çelik. Evet. Cem, babam burada. Gül Hanım'a ve O Mutlu'na selamlar, sevgiler demiş. hoş gelmişler, sefa getirmişler. Mustafa Yurt selam demiş. Halil abi bize selam vermiş gene. Uyumgürgen mahallemiz muhtarı. Osman Şahin abeyim. Hayırlı akşamlar uzaklarda ama aynı bayrak kanındaki hemşehrilere demiş. Osman abi arkadaki bayrağı görmüş büyük ihtimal Gül abla. Ben oğlumun odasındaydım da Yok. bayrakta denk geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Gül abla. Hollanda'da öyle bir Kimsenin görüşüne, herkesin görüşüne saygımız var. sıkıntı yok dedik ya. Muzaffer Öztürk abim Almanya'da Forzheim'dan bize hayırlı akşamlar diliyor. Pembe kardeşim bizim grup yöneticimiz Pembe Nermin Yılmaz iyi yayınlar abim demiş. Hacı Poyraz hocam selamlar iyi yayınlar Bülent komutanım demiş. Hoş geldin Gül abla demiş Pembe size. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nebahat Işık ablam Almanya'dan bizi izliyor. Nebahat ablayı da uzun zamandır göremiyoruz. Abla, bizim sevgili Fatoş'un milli futbolcumuz. Şöyle bakıyorum. Ergin Akyaz'a hayırlı yayınlar. Konuklarınıza selamlar. Hoş geldin Ergin. Bahriye Hamza Çebi de iyi akşamlar. Bol sohbetler. Selam ve sevgiler demiş. Şimdi şey düştü mü Uğur abi? Aa. Şöyle yapalım. Ya ben Abi niye geldiğinde paylaşamıyorum? geldiğinde bize istek gönder. Tamam. Talat abiye haber verdim dedi. Şöyle yapalım abla. Bir şiir alalım senden. Şimdi ilk şiiri ne zaman yazdın? Önce onu sorayım.
şiiri Hatırlıyor musun? 2017'de işte öğrenmeye başladım. 2017 öğrenmekle geçti. 2018'de olmalı. 17 ve 18'de. İlk Gül abla. şiirleri sildim zaten. Gül abla uyaklı ve ölçülü şiirler yazar sevgili dostlar. Yani kafiyeli ve ölçülü şiirleri var. Ama Altın ordum diyelim, altın ordum diyelim mi? gelin yüreğe dokunur şiirler yazar. Buyur abla. Sıradağlı benim ilim, Ulubey'den geçer yolum, bağ bahçesi yeşil kilim, benim yurdum yeşil ordum. Çam başına bulunmaz denk, çiçekler açar türlü renk, her köşesi türlü ahenk, güzel yurdum yeşil ordum. Boztepe'nin yok emsali, taç giymiş gelin misali, kumsalı kıyı sahili, cennet yurdum yeşil ordum. Orta cami tarih kokar, şadırvanı durmaz akar, güzelleri yürek yakar, benim yurdum yeşil ordum. Tabya başına varmalı, üç kıza hatır sormalı, orduya selam durmalı, güzel ordum yeşil ordum. Yasondan güneş aşınca, gizem denize taşınca, gölge ummana düşünce, cennet yurdum yeşil ordum. Fındık dalı boyun eğer, pardon, fındık dalı boyun aşar, melet nehri durmaz coşar. Mert yiğitler burada yaşar, benim yurdum, yeşil ordum. Hekimoğlu adın kalmış, derin deryalara dalmış. Gelin kayası ün salmış, güzel yurdum, yeşil ordum. Burada gökler yeşil ağlar, yeşile bürünmüş dağlar, tuvalde resimdir bağlar, cennet yurdum, yeşil ordum. Abla ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle tuttum. Mehmet Günay. Teşekkür ediyorum abim. Sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık. Uğur abi. Ne olduğunu anlayamadım. Birden Olur. koptu yayın. Yayın esnasında sonuçta yaptığımız bir internetten kaynaklı olur. Ama tekrar geri geldiğinizde alırız. Geri gelin. Şimdi abi siz ilk şiirinizi ne zaman yazdınız? Uğur abi. Şimdi ben ortaokul çağlarında şiir yazıyordum. O zamanlar bir şey vardı. Burada yine Ordu Gülyalı'dan olan bir hemşerimiz, şair bir büyüğümüz vardı. Güzide Gülpınar Taranoğlu diye. Bilmiyorum, belki birçoğu tanır, birçoğu tanımaz. Onun Ankara'da çıkardığı bir dergi vardı. O dergiye gönderiyordum aylık, böyle yayınlanıyordu. Ben de işte o biraz bana şey veriyordu, işte İlham mı? nasıl anlatayım, ilham veriyordu. Daha motive oluyordum yani, daha çok yazasım geliyordu. Böyle bu şekilde başlamış oldum. Ondan sonra bir 20'li yaşlara kadar yazdım. 20'li yaşlarda ben bıraktım. Şiiri de bıraktım. Bağlamayı da bıraktım. 25 sene ara verdim. 25 sene sonra tekrar yazmaya başladım işte. Şimdi yazıyorum, yazıyorum. Dedim bunları ne yapacağım? İşte kitap yok. İşte bir şey yok. Hani bunları bir şekilde artık içimde saklamak yerine insanlara duyurmam lazım. Ve baktım günümüzde ne var? Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada paylaşmaya başladım. Sonra işte ilgi görünce böyle devam ettik. Sonra da dedim ki işte şu bağlamayı da elimize alalım. Bu şekilde başlamış olduk Tamam tekrar. abi. Bağlamayı elimize alalım. Alalım. Evet, tabii şunu da söyleyeyim. Ben öyle çok bağlama konusunda olsun, işte yorum konusunda olsun çok iddialı bir şeyim yok. Ben sadece işte kendi eserlerimi, şiirlerimi, bestelerimi kendimce söylemeye çalışıyorum. Hatalarım olursa affola. Burada hangimizin iddiası var ki? Evet. Evet, şimdi Eski Günler Unutulmaz diye bir eserim var. Sözleri ve müziği bana ait. Onu yorumlamaya çalışacağım. Altyazı M.K.
Düşündüğüm mazi şöyle, eski günler unutulmaz. Düşündüm mazi şöyle, eski günler unutulmaz. Yıllar geçmiş öyle böyle, unutulmaz, unutulmaz. Yıllar geçmiş öyle böyle, unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Ne günlerdi, daha neydi? O günler bir şahaneydi. Bir bardak çay bahaneydi. Unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Dostluklar baki kalırdı, sohbet muhabbet olurdu. Dostluklar baki kalırdı, sohbet muhabbet olurdu. Dertlerimiz kaybolurdu. Unutulmaz, unutulmaz. Dertlerimiz yok olurdu. Unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Ne günlerdi, daha neydi? O günler bir şahaneydi. Bir bardak çay bahaneydi. Unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Mollaoğlu saygı vardı, kötülükten kaygı vardı. Mollaoğlu saygı vardı, kötülükten kaygı vardı. Gönüllerde duygu vardı, unutulmaz, unutulmaz. Gönüllerde sevgi vardı, unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Ne günlerdi, daha neydi? O günler bir şahaneydi. Bir bardak çay bahaneydi. Unutulmaz, unutulmaz. Eski günler unutulmaz. Abi az. Şimdi sevgili dostlar, İlker'in günahı olmaz. Saz biraz internet telefondan aşağıda olduğu için ses böyle çıktı. Ama arada onu şey yapacağız. Bazen net geldi, bazen gitti. Biraz da
Neden kaynaklanıyor komutanım bu çoklu yayında olduğu için ses bazen bağlama sesi biraz tuhaf gelebilir. Kula bakmasınlar. Olabilir abi, katılıyorum. Şöyle yapalım hemen hızlı hızlı. Gül abla hazırlasın gene bir şiirini bu arada. Evet. Sevgili Talat Pamuk abim, beni Gül abla ile Talat Pamuk abim tanıştırdı. Bu arada söyleyeyim. Diyor ki, duygusaldır şiir yazan Gül Çelik'i alkışlarım. Uğur Baş'tır gelen ozan, değişmez mi bakışlarım? Nazar yoktur bende gözüm, yanlış olmaz benim sözüm. Doğruluktan yana özüm, kardeş ile bacılarım. Gül Çelik'i dinleyelim, Uğur Baş'ta söyleyelim. Şiir türkü bekleyelim, unutulsun yaralarım. Yüreğimde vardır sızı, ozanımız altın sazı. Getirelim artık yazı, olsun sızlarım. Uğur Baş'a, hakikaten bakma kaşa. Bülent Akso yazsın taşa. Hepinizi selamlarım demiş. Ay. Biz de sevgili, değerli ozan Talat Pamuk abiyi selamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Ben de takip ediyorum, okuyorum şiirlerini. Çok yüreğine, kalemine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ergin Akyaz size ağzınıza sağlık demiş. Hollanda'dan Cengiz abi, Cengiz Yüksel iyi yayınlar demiş. Ufuk abla iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Sevgili Halil Şaibu abim, hayırlı yayınlar başlar demiş. Refik Şenel abim, Viyana'dan dedim, Ordular Dernek Başkanı abimiz. Gurbetçi abla selam, sevgiler Ulubey'ime, Belenyurt köyüne selamlar demiş. Refik Ufuk Gündüz ne demiş Ufuk ablam? Bu akşam programın muhteşem geçeceğini düşünüyorum. Şiirler, yorumlar. En güzel arkadaşım var orada demiş. Bilemiş demiş. Ufuk abla abim bize yardım göndermiş. Seyfettin Şenel Saz'ın sesi çok... Evet. Sıkıntısı. Kalk demiş Savaş Savaş. Kız ara ara internet kesiliyor abi. Diyorum. Mehmet abi son ses bizi izliyor. Abi ben bunu çıkartamıyorum. Saynur Toptaş yayınlar dilerim demiş bize. Saynur abi'nin kalemimize sağlık demiş sevgili Savaş Savaş. Evet. Şimdi ilk şiirimi ben de ortaokulda yazmıştım. Sonra lisede yazdığım bir şiir yarışmasında birinci oldum. Bir kitap hediyemdir. Hala durur. Kendi Gök Kubbemiz diye bir şiir kitabını hediye etmişlerdi. Olarak saklarım. Sizin gibi 20 yaşında şiir yazmayı bıraktım. Bir daha da yazmadım. 2000 işte Gül belki. Ha, ben sizin kadar iddialı değilim. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, Gül abladın da bir şiir alıyoruz bu arada. Turnalar. Gurbet diyarında hasret yağdığında, gelin bağlarımda ötün turnalar. Ana kucağında şefkat tadında, beni de kervana katın turnalar. Yarimi özledim gözümde tüter, yaren olun bana hasretim biter. Bu gurbetin kahrı ölümden beter, benim için dile tutun turnalar. Her günüm hasrete keder taşıyor, yadıma düştükçe aklım şaşıyor. Özlem ateşiyle bağrım pişiyor, beni denizlere atın turnalar. Kanatlarım kırık, bağrımda yara, merhamet eyleyin, koymayın zara. Ayrılık acısı yürekte yara, hallerime yanıp tütün turnalar. Kimse anlamıyor can ahvalinden, muhannetin halden bilmez elinden, zalimin zulmünden gâhi dilinden, beni köle deyip satın turnalar. Ağzına yüreğine sağlık abla. Kalemine yüreğine sağlık. Sağ ol. İlhamın bol. Amin. Bu arada biz yorumları çok takip edemiyoruz. Evet. Siz nasıl olsa takip ediyorsunuz diye. Yorum yazan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmasınlar, göremiyoruz. Sorun yok. Onları ben okurum abi. Evet. Şu takip ediyorsunuz diye. En son Mehmet Aksu bir şiir göndermiş. Yorum göndermiş. Ağzınıza yüreğinize sağlık diye. Sonra da evet. Filiz Güler Özdemir bize iyi yayınlar dilemiş. Abi şimdi bir şiir de sizden alalım. İster sazla eşlik edin, ister şiirle. Ben de bir... Evet, ben de bir şiir okumak istiyorum müsaadeniz olursa. Ben de bir zamanlar ben çocukluğumda orduda birçok insan bilir benim yaşlarımda veya benden büyük insanlar. Muharrem diye bir abimiz vardı. Evet.
Evet, ona bir şiir yazmıştım. Yani onun hayatını düşünerek onu okumak istiyorum. Müsaadeniz olursa biraz onu anlatmaya çalıştım yani. Bir zamanlar ordunun sokaklarında divane gezen bir deliydi Muharrem. Herkes deli diyordu aralarında. Belki deli değil, veliydi Muharrem. Sırtındaki çuvalı taşır gezerdi. Herkes onunla dalga geçer, üzerdi. Sinirlenince ne küfürler düzerdi. Bu onun en masum haliydi Muharrem. Başı sıkıştığında birden ağlardı. İsteklerini bu şekilde sağlardı. Elini kolunu koynuna bağlardı. Ordu tutunduğu dalıydı Muharrem. Bulduğu çöpü toplar çöpe atardı. İşe yarayanı toplar götürüp satardı. Boş bulduğu bir inşaatta yatardı. Taşlar onun için halıydı Muharrem. Elinden ekmeğini eksik etmezdi. Koparır koparır yer ama yetmezdi. Alıp götürseler ordudan gitmezdi. Mazlumun, masumun diliydi Muharrem. O boncuk gözleriyle veliydi asıl. Ona deli diyenler deliydi asıl. Delilik yüreğinin seliydi asıl. Kim bilir nelerle doluydu Muharrem. Bir kuru ekmek ile karnı doyardı. Bozuk paraları mendile koyardı. Sırtını sadece duvara dayardı. Masumluk serveti malıydı Muharrem. Bütün zamanı sokaklarda geçerdi. Her şeyi karıştırıp bir bir seçerdi. Vatandaş ne verse onu yer içerdi. Aslında yaşayan ölüydü Muharrem. Çok güzel. Harika ya. Çok harika anlatmışsın gerçekten. Ben hatırlıyorum Muharrem'i. Evet. Birçoğu hatırlar. Ben de evimizin karşısında bir inşaatta yatıp kalkıyordu. Böyle yemek falan veriyordu bana. Onu hatırlıyordum. O Evet. yüzden onu bir şiir yazmak istedim. Bu şekilde yazdım. İşte dilimin döndüğünce yazdım. Güzel olmuş. Ben de Erol yazacağı bir selam göndereyim burada. Ben de bir şiir okuyayım bu arada. Son dönemde yazdığım şiirlerinden bir tanesini okuyayım. Ve katkıda bulunayım. Hak vaki olur da bir gün kırılırsa kalemim. Karalar bağlayıp ağlama gül isterim. Siyahlara bürünüp tutma matemim. Giyin kuşan da beyazlar içinde ol isterim. Ara ara gel mezarımın başına bir Fatiha oku el sür mezar taşıma. Kıyamam gözlerinin yaşına. Akıtma elinin tersiyle sil isterim. Ruhunu yüzüne gark edip bir tat düşürme. Yaşa baharı gönlünde kara kışı getirme. Beni özlersen çekmecedeki eski resmime uzun uzun bakıp maziye dal isterim. Bilmem ne yazar kara kaplı defter, mahşeri huzurda ama el ne tecelli eder. Sual ederse seni sorgulayan melekler, yaralı ceylandır razıyım, derim bil isterim. Bülent der ki uzanınca musalla taşına, çıkar yazmanı üzerine ört, takma başına. Geçirdiğimiz şu kısacık ömrün aşkına, tabutuma karanfil koyma, gül isterim, dedik. Yüreğinize sağlık, Sen kalbinize sağlık. bana şirin ol, ben sana Ferhat. Nazende edalı, ey cennet yüzlüm. Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Ey maral bakışlı, ey ahu gözlüm. Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Doğuştan sürmeli o ahu gözün. İnsanda istisna o melek yüzün. Beni mest eğiliyor o iş ve nazın. Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Zerre miktarıyım, dünya dar mıdır? Seni sevmek her yiğide kâr mıdır? Sana gelmem için mani var mıdır? Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Mahi suretinden eyleme cüda. Seni yaradana bu canım feda. Seni bana yazsın ol yüce hüda. Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Dile benden ne istersen bileyim. Canım alev alsın, iste öleyim. Senin için şu dağları deleyim. Sen bana şirin ol, ben sana Ferhat. Hocam. Yüreğine sağlık oğlum. Can gelsin, can gelsin dedim. Uğur hocam cevap versin. Cevap veriyor. Ben ona cevap olarak ne vereyim? Ben Yine sözler Gülçelik ablama ait.
bestesi bana ait bir türküyü çok güzel okuyalım. Yine kısaca. Evet, Gönül Ağlama diye bir eser. Sözler sevgili Gülçeğil ablama ait. Bestesinin ortak yapımımız ait. Yani. Evet. Diye. Evet. Gel dostum. Yayınımızı oluruz. Hocam buyurun. Zannetme dünyada dertler kalıcı. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Zannetme dünyada dertler kalıcı. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Bazı sözler tatlı, bazısı acı. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Bazı sözler tatlı, bazısı acı. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Bu günlerde geçer gönül ağlama. Bin bir türlü dertler vermiş yaradan, ayırmamış fakir zengin sıradan. Bin bir türlü dertler vermiş yaradan, ayırmamış fakir zengin sıradan. Kimler geldi, kimler geçti buradan. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Kimler geldi, kimler geçti dünyadan. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Bülbülün feryadı gülden yanadır. Aşığın kaderi çölden yanadır. Bülbülün feryadı gülden yanadır. Aşığın kaderi çölden yanadır. Her sözün manası dilden yanadır. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Her sözün manası dilden yanadır. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Bugünlerde geçer gönül ağlama. Abi çok güzel bir renk, sesinin rengi var ya. Böyle hani sanki çok teşekkür özgün müzik söylüyormuşsun gibi ama özgün de değil müzik. Halk müziği sonuçta. Hani bir şey ama böyle otantik bir tat var sesle. Gerçekten
Ses tonu çok hoş ya. Böyle ne yoruyor, ne boğuyor. Hani harika ya. Hani bunu nezdinde söylemeyeyim. Yüzleriniz de çok güzel. Bunu tüm samimiyetimle söyle. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Peki ben de o zaman... O sizin güzel yüreğinizin tamam. Güzelliğinden kaynaklanıyor. Ellerine sağlık. Çok güzel bir eser oldu. Çok teşekkür ederim ablam. Senin de kalebine, yüreğine sağlık. İnşallah daha nice güzel eserler i̇nşallah. Birlikte inşallah yaparız. İnşallah hep beraber. Ben de Gül ablam o zaman. Ne o güzel. Gittin de seni unuttum mu sandın? mı sandın? Hasretini sarıp da beledim gönül beşiğinde, ayağımda sallayıp uyuttum mu sandın? Seni gördüm dün gece düşümdeydin, saçlarını okşayıp yatıp döşümdeydim. Birkaç damla yaş kipriğimde yanımdaydın, ağlayıp da gözümden sandın. Adın geçti mecliste divaneyim, sarhoşum. Şemalini çizip ansalar, bir çareyim, berdoşum. Efkarda avareyim, asudeyim, bir hoşum. Gözüm görmez, kapattın mı sandın? Nerede buğulu cam görsem adını yazarım. Sorumsuz bir şeyler diye korkarım. Ben seni unutmadım ama sahi sorarım. Sen gittin de Bülent'i unuttun mu sandın? Nasıl inanmışım bunca sana? Seni tutunacak dalım sanmıştım. Allah. Nasıl aldanmışım bunca yıl sana? Seni tutunacak dalım sanmıştım. Bütün ümitlerim sende saklıydı. Seni ben her iki kolum sanmıştım. Benim kadar seni seven var mı? Benim kadar seni seven mi vardır? Gündüzüm karanlık, dünya dardır. Bülbüller misali her günüm zardır. Seni hiç solmayan gülüm sanmıştım. Ne söyledim sana sindiremedin. Feleğin çarkını döndüremedin. Akan gözyaşımı dindiremedin. Seni başta sırma telim sanmıştım. Gafil aldanmışım sözüne sana. Avare gezerim ben yana yana. Vefasız ne çabuk el oldun bana. Senden ayrılmayı ölüm sanmıştım. Harika. Şöyle yapayım, az dinlendireyim sizi. Çok güzel. Kaleminize, yüreğinize sağlık ikinizin de. Erol abiye selamlar dedik. Sevgili Ahmet Güney, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Konuklarımız demiş. Biz de Ahmet Güney'e selam diyelim. Ağzınıza yüreğinize. Bizim de selamlar olsun. Çeşitli böyle smile'ler var. Güler Gül'den, Seyfettin abiden. Şurada döndü Öztürk Akyazı, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ufuk Gündüz ablam zaten bizimle. Selim Mercan hocam bizi izliyor. Yaşar Pamuk hocam bizi izliyor. Bizi Ufuk Gündüz teşekkür demiş, beğenmiş. Sevgili Ertuğrul Köreoğlu bizi izliyor. Coşkun Ertuğrul başkanımıza da selamlar olsun burada. Güler Gül ağzına yüreğine sağlık, süper demiş. İstanbul'dan selamlar göndermiş bize. Şöyle bakıyorum hızlı hızlı bizi izleyenler kim var. Sevgili Adil Mercan'ı bir ara gördüm. Ufuk abla ne demiş? Sözler çok anlamlı. Yorum ve sözler çok anlamlı. Yüreğinize sağlık demiş. Ablam teşekkür ediyorum ya. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Erhan Ses, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş bize. Şöyle bakıyorum. Sevgili Yüksel Küpçük burada. Uğur hocamdan da bir şiir alalım şimdi. Bunun üzerine veya türkü. Fark etmez. Ben şey yapayım ya. Ordu için yazdığım, daha doğrusu gurbetçiler, işte böyle Gül ablam gibi gurbetçiler için, o memlekete her zaman gelemeyen gurbetçiler için yazdığım Götürün Beni Ordu'ya diye bir türküm var. Onu kısaca. Gurbet elde bırakmayın, götürün beni orduya. Yaban ellerde koymayın, götürün beni orduya.
uyan. Gurbetinde bırakmayın, götürün beni orduya. Yaban ellerde koymayın, götürün beni orduya. İçim dertli, gönlüm darda, ana baba kardeş orda. Gün gelir ölürsem burada, götürün beni orduya. İçim dertli, gönlüm darda, ana baba kardeş orda. Gün gelir ölürsem burada, götürün beni orduya. Gurbet elde çektim cefa, süremedim bir gün sefa. Ecel gelmeden son defa, götürün beni orduya. İçim dertli, gönlüm darda, ana baba kardeş orda. Gün gelir ölürsem burada, götürün beni orduya. Mollaoğlu der ki kardeş, ömür geçer yavaş yavaş. Kalmadı gözlerinde yaş, götürün beni orduya. İçim dertli, gönlüm darda, ana baba kardeş orda. Gün gelir ölürsem burada, götürün beni orduya. Abi harika. Uğur harikasın, efkarlandırdın be. Peki Gül abla. Yağmurlu bulutlar gibi doluyum, bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Yerlerde savrulan kuru çalıyım, bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Bilemem nedendir bu garip halim, İnliyor nameler kırık bam telim. Yoruldu kollarım, tutmuyor elim, bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Sazımla söyleşir çalar ağlarım, bugün viranedir gönül bağlarım. Dinle hayat, dinle sana söylerim, bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Yıkılası dünya döner başıma, sanki fırtınalar düşer peşime. Yaz gününde kar düşüyor kaşıma, bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Hey gönül, içmeden sarhoş mu oldun? Karanlık gecede hüzün mü doldun? Kıyamet koptu da bir sen mi kaldın? Bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Çekilsin şu dağlar, çıksın aradan. Yare giden yollar olsun karadan. Sevenler kurtulsun dertten yaradan. Bugün efkarlıyım, değmeyin bana. Sevdiğim, sana sevdamı dile dökemem. İstemem bırak sevdamı kimse bilmesin. Sorarsa münker ile nekir söyleyemem. İstemem bırak sevdamı kimse bilmesin. Eller duymasın gene nazarı olur. Dile düşeriz de yazarı çizer. Sabah gelmezsen akşam üzeri olur. İstemem bırak sevdamı kimse bilmesin. Açtım baktım gelen mektubun arasına. İçimi döktüm koyduğun gül kurusuna. Anamın duası iyi gelse gönlüm yarasına. İstemem bırak sevdamı kimse bilmesin. Duydum demişler ki o ne bilir sevmeyi.
Aşık olup da yanıp çile çekmeyi, Bülent Tahir desem sorarlar Zühre'yi. İstemem, bırak sevdamı kimse bilmesin Gül abla. Onlar ne derse desin. Sabahın güneşi vurmuş yüzüne, dünyama ışıklar saçar gözlerin. Vuruldum güzelim iş ve nazına, sevgi çiçekleri açar gözlerin. Yedi veren gülü uzunca boyu, yüzünde gamzeler derin bir kuyu. Gözlerin sunuyor akbengü suyu, canımdan can suyu içer gözlerin. Gönül tellerime aşkın dokunur, ürkek ceylan gibi bana bakınır. Gözlerinden senin sevdan okunur, ömrüme bin değer biçer gözlerin. Siyah saçların zülfüne dökülmüş, avuç içlerine kına yakılmış, doğuştan gözüne sürme çekilmiş, zerafeti başka naçar gözlerin. Koşuyorum seni saramıyorum, bu ne hal kimseye soramıyorum. Hayal misin sana varamıyorum, ok gibi sinemden geçer gözlerin. Uğur hocam. Uğur devam. Bu arada biraz önce bugün efkarlıyım değmeyin bana şiirinin bir de bir sanatçı abimiz bestelemiş. Çok da güzel bir türkü haline gelmişti. Çok severek dinliyoruz. Bayağı da var. Dinleyeni var. Evet. Hepsine de tebrik ediyorum. Biz diş hekimi abi. Evet. Teşekkür ederim. Çok da güzel bestelemiş yani. Şöyle. Evet. Buyur hocam. Ben de bir şey okuyayım ondan sonra devam ederiz. Coşkun sular gibi çağlayıp durdum. Gözyaşım dinmiyor o günden sonra. Gönülde yarayı dağlayıp durdum. Yangınım sönmüyor o günden sonra. Yakınmak ne fayda geçen yıllara. Tek başıma düştüm şimdi yollara. Bir daha tutunmam kırık dallara. Yüreğim kanmıyor o günden sonra. Yalan olmuş her şey, sözler de yalan. Duruşlar, bakışlar, gözler de yalan. Düşüyor maskeler, yüzler de yalan. Gönlüm inanmıyor o günden sonra. Ay geceye düşmez, ışık saçmıyor. Gün sabaha çıkmaz, güneş açmıyor. Durdu sanki dünya, zaman geçmiyor, saatler dönmüyor o günden. Düşündüm maziyi, gözlerim doldu. Gönlümün gülleri sarardı, soldu. Aldığım nefesler bana zül oldu. İçime sinmiyor o günden. Mullaoğlu der ki yüzüm gülmüyor. İçimde fırtına, özüm gülmüyor. Baharım kış oldu, yazım gülmüyor. Gönül dayanmıyor o günden. Uğurcuğum üzülme. Gel ey deli gönül yıkma bendini. İkrarında kalsan o bana yeter. Beyhude dolanıp yorma kendini. Bir nasihat alsan o bana yeter. Yusuf zindanlarda sabırla erdi. Dert ile cefaya göğsünü gerdi. Mevlam gamı bir tek sana mı verdi? Derdi nimet bilsen o bana yeter. Her can cananına eder niyazı. İki cihan bilsin bilmeli bizi. Sen benden razı ol, ben senden razı. Gönül kapımı çalsan o bana yeter. Yüreğinde hicran ateşi yakma. Seni seven kalbi ne olur yıkma. Taşkın seller gibi her yöne akma. Deryaya yol bulsan o bana yeter. Topraktan başkası yar mıdır sana? Aşka boyun eğmek ar mıdır sana? Ahu figan etmek zar mıdır sana? Gül dalına gelsen o bana yeter. Ya kusura bakmayın bazen hece düşürüyorum, fazlalaştı. Kalemine sağlık abla. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya kusura bakmayın. Şimdi ondan okuyunca bir anda soluyor rengi. O anda da göremiyorum, zorlanıyorum. Aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Şöyle yapayım hemen iki dakika. Sevgili Şeref Akça demiş ki güzel insanlar iyi yayınlar demiş. Sevgili İlhan Akbaş. Hoş geldin Şeref kardeşim. Vallahi Levent abiyi gördüm yıllar sonra. Çok mutlu oldum. Sevgili Levent Aktaş. Yöneticimiz. Meryem. Hoş gelmiş. Akşamlar. Sevgili Tahsin Türkmen abiyim.
Demiş ki şiir yazmak Gül Hanım'ın işidir. Mollaoğlu derin kaynak kişidir demiş. Aşık Yalnız'ı çok güzel. Çok güzel. Tahsin abime çok güzel. Şimdi Tahsin abimle bir beraber yaptığımız bir eser var. Onu da okuyacağım tamam. Şimdi. Cemil Aksoy demiş ki İlhan Komutan hoş geldin demiş. Herhalde babama söylemiş. Şey babam İlhan abiye söylemiş. Şöyle bakıyorum. Yaranıma selam olsun demiş. Zübeyde Fatma Güven. İlhan Akbaş söz ve yorumlar harika. Emeğinize sağlık demiş. Sevgili Savaş Savaş gözleri doldu Gül Hanım'ın demiş. Semra Bacaksız hayırlı yayınlar demiş. Bülent Bey demiş. Süpersiniz demiş. Abla öpüyorum seni Semra abla. Ersin Baran bestelemiş demiş. Evet Ersin Baran bestelemişti. Evet. Şiir diyorum. Evet. Gül Hanım ağzına yüreğine sağlık demiş Fatma Güven. Ufuk Gündüz Bülent bir yerlere gitti bu şiirle de, şiirle demiş. Sevgili duygularınıza sağlık demiş. Kaleminiz daim olsun demiş sevgili Savaş Savaş. Talat abi bunu biraz zor okurum buradan ama okuyacağım söz veriyorum sana. Talat abi şiir yazmış. Buradan zor okurum abi ama şuradan okuyacağım. Talat abi söz. Şöyle başım var. Sevgili Salime Yeşilçay Yeşilbaş Yağcıoğlu'nu gördüm. Salime abla merhaba. Şöyle bakalım. Mustafa Güney hayırlı akşamlar yayınlar. İlhan abi duyguların atışması bu demiş. Semra Bacaksız İstanbul'dan selamlar demiş. Ben demiştim bu akşam muhteşem oldu demiş. Ahmet Güney harikasınız ağzınıza yüreğinizi sağlık demiş. Sevgili Levent abi bize selamlar sevgiler demiş. Ve burada tuttum. Şimdi kim okuyordu? Hocam siz okuyacaktınız bir şiir. Uğur hocam. Tahsin Türkmen abimin bir şiirini şimdi. Tahsin Türkmen o da değerli. Şimdi burada sevgili Tahsin Türkmen abim ne zaman hazır olursa yayınımızı alırız. Ben Tahsin abiye hiç teklif etmediysem 5-10'a yakın teklifim oldu. Bu grup kendini de açtı. Bu grup elit bir grup. Her anlamda. Biz burada artık bir sosyal medya grubu gibi değiliz. Bu farklı bir olaya dönüştü. Tahsin abime bu kapı her zaman açıktır. Buradan da teklifimizdir. İşte bir tek o kadar. Arşivde bir tek Tahsin abi yok zaten. Bir tek Tahsin Türkmen yok. Herkes var. Şöyle yapalım. Evet. Sevgili Hamdi Tanses hocam bile var. Hamdi Tanses hocama da bu arada pardon lafınızı bölüyorum. Hamdi Tanses hocama da çok çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bazen yorum falan yazıyor. Gerçekten bizleri motive ediyor böyle üstadlarımızın bize yorum yazması. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Hamdi abi gerçek bir sanatçı. Gerçek bir halk ozanı. Mütevaziliği ayrı bir olay. Bir de gerçek var. Sevgili Hamdi abi. Ayrıca Şener Gök hocamız var. O da çok değerli bir hocamız. Ona Şener Gök. Selamlar olsun. Hamdi abi bizi yurt dışında da layıkıyla temsil etmiş bir ağabeyimiz. Evet. Ve kendisiyle tanışmaktan onur duyduğumuz bir ağabeyimiz. Ha bu arada bu grupta Kosovalı bir halk müziği sanatçımız var bizim. Kosovalı. Prizrenli. Kosova Prizren'de yaşayan Türk halk Şevki Kazaz ağabeyimiz var. Ona da buradan selam edelim. Kosova'nın en ünlü sanatçılarından bir tanesi. Evet. O da takipçimiz. Onu da buradan selamlayalım bu arada. Mollaoğlu Uğur Baş'tan Tahsin Türkmen'e ait bir şiir dinliyoruz. Evet. Sözler Tahsin Türkmen. Beste bana ait. Telaşı
Bükülen başlara yazık değil mi? Ne zaman bitecek senin savaşın? Dökülen yaşlara yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Ne zaman bitecek dünya savaşın? Dökülen yaşlara yazık değil mi? Yazık değil mi? Yaktın ormanları, gülü soldurdun. Kirlettin doğayı, zehir doldurdun. Ne huzur bıraktın, ne de güldürdün. Dökülen yaşlara yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Yazık değil mi? Ne huzur bıraktın, ne de güldürdün. Dökülen yaşlara yazık değil mi? Yazık değil mi? Abi sazı nasıl, ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Tahsin abi. Tahsin abiye de selamlar olsun. Tahsin Türkmen sevgili hocamıza. Levent abi, bana bir şiir attın. Eğer şiiri atabiliyorsan eşimin Messenger'ına at. Canan Aksoy. Messenger'ına atarsan oradan alabilirim. Buradan almam çok zorlaştı abi çünkü şeyi kapatmam lazım. Sayfayı kapatmam lazım WhatsApp'tan alabilmek için. Şiirini oradan alırsam okuyayım abi. Şöyle yapayım ben de o zaman. İki satır seni yazsam elimdeki kalem kıskanır. Adını anıp sözün etsem dilimdeki kelam kıskanır. Kara kovanda bal yapan arı, hazan cümbüşü yedi renk sarı. Kıldan ince, kıldan keskin sıratı, geçse cennette huri melek kıskanır. Mevsimlerden bahar ile yaz, ılık esen meltem asi poyraz. Mızrabın buruşunda avaz, avaz, dertli çalan tel ile saz kıskanır. Kurduğum düş, daldığım hülya, uykumda gördüğüm tatlı rüya, aşkın çöllerinde derbeder yaya, bir çare Mecnun ile Leyla kıskanır. Yedi düvel maşrik ile mağrip, yaraya merhem süren tabip, Orduğulu Bey'den bir garip, Cemiloğlu Bülent kıskanır. Gül abla. Kalemimize, yüreğinize sağlık. Bir seherinde kapımı çaldın, bekliyordum seni, haber mi aldın? Özür dilerim. Bir seherinde kapımı çaldın, kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Bekliyordum seni, haber mi aldın? Kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Doğmayan güneşim bir anda doğdu, karanlık gecemi aydınlık boğdu. Göklerden başıma yıldızlar yağdı, kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Bakışın bir başka, gülüşün başka, gözlerin düşürdü gönlümü aşka. Mihman et seni en yüce, kalbimin yıldızı sen sefa geldin.
Gözlerim kapanır, aşıklar ölmez. Mezarım üstünde güllerim solmaz. Kerem gibi yandım, kimseler bilmez. Kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Ne güzel yaratmış, özenmiş ilah. Aşkın beni yaktı, olamam iflah. Onulmaz derdime sen oldun felah. Kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Gönül sarayımda yüce tahtımsın. Dertli aşığınım, şanım bahtımsın. Yıllarca bekledim, benim ahtımsın. Kalbimin yıldızı sen sefa geldin. Abla çok teşekkür ettim. Sevgili Şenduran Yılmaz ağabeyim, benim aynı zamanda meslektaşım. Selamlar, sevgiler konuklarınıza demiş Bülent kardeşim. Tahsin Türkmen ağabeyim de demiş ki Uğur kardeşimle ilk fırsatta buluşalım Bülent demiş. Hay hay abi. Hallak Yaz ağabeyim Avusturya'dan hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Aktaş bizi izliyor. Buradan selam edelim. Aktaş Ekmek Fırını. Nevra'cığım reklamınızı yapıyorum. Ulubey Aktaş Ekmek Fırını. Sevgili Nevra kardeşim bizi izliyor. Şuradan hemen hızlı hızlı geçiyorum. Hanife Kılıç Almanya'dan bizi izliyor. Hanife abla, Münih'e selam gönderelim. Ha, Şevki Kazaz hocam bizi izliyor. Buradan Kosova, Prizren'e de, Büyük Üstad'a da selam olsun. Gül abla tanışıyorsunuz değil mi Şevki abiyle? Hocam hoş gelmiş, sefa getirmiş. Macit Kılıç, Batman'dan bizi izliyor. Kendisine selam edelim. Güler Gül, ağzına yüreğine sağlık demiş. Ünal ağabeyim, yüreğine, yorumuna sağlık demiş. Usta, valla Ünal abi, burayı okuyamadım ya. Çok özür diledim. İrfan Baki hocam, hayırlı yayınlar demiş bize. Kızılenler Dernek Başkanı. Bilgehan Duman ağabeyim, hayırlı yayınlar demiş Avusturya'dan. Şevki Kazız ağabeyim, hayırlı akşamlar, güzel ve başarılı yayınlar dilerim. Bülent Prizren'den selamlar, sevgiler demiş. Şevki abime biz de selam ettik. İki dakikanızı aldığım abla şuradan. Levent abi büyük ihtimal şeyi attı, şiirini. Messenger'ı var mı eşimin? Nerede Messenger? Evet. Bir Messenger'ı bulayım. Uğur hocam bu arada bir şiir okuyabilir tabii veya evet, bir şiir evet. Okuyayım. Evet, şöyle farklı bir şiir okumak istiyorum. Biraz şöyle dünyaya mesaj verir şeklinde. Sen ol, kafa tutma bize dünya. Feleğin çemberinde çarkımız var. Türk milleti benzemez size dünya. Kalu beladan beri farkımız var. Kafa tutana bildirdik haddini. Onun için yaptılar Çin Seddini. Bu millet unutmaz asla ceddini. Dilden dile dolaşan Türk'ümüz var. Ötüken yurdundan, Orhun suyundan, aleme nam saldık Türk'ün soyundan. Atam Oğuz'un 24 boyundan, dünyada destan yazan ırkımız var. Tanrı dağlarından çıkıp da geldik, Orta Asya'dan Avrupa'ya daldık. Adalet, töre, ilim, irfan saldık, medeniyet getiren zerkimiz var. Asırlardır korku nedir bilmedik, yenildik, ezildik, dize gelmedik. Nice devlet kurduk, esir olmadık, otağımız, evimiz, barkımız var. Yılmadık, düşmanı getirdik dize, iman gücümüzü gösterdik size. Vatan için ölüm, şehadet bize, nice kürşatlar ile kırkımız var. Oğuz'dan Alparslan'a nam yükledik, Osman ile, Mehmet ile kükredik. Atatürk ile son sözü söyledik, bir tek yüce Allah'tan korkumuz var. Harikasın abi ya. Şimdi sevgili grup yöneticimiz bizim gene Levent Aktaş ağabeyim bize bir şiir yollamış. İkrar diye. Ben de onu okuyayım. Geceye katkım olsun demiş sevgili abim. İkrar. Sevgimi ikrar etmem her dem dil ile beyan. Başın göğsümdeyken duymadın mı kalbimin sesini? Sırrı bozar. Sevgi olur nazara ayan. Tüketme boş yere. Gecelere sakla sıcak nefesini. Koklamayacağım çiçeği bahçeme dikmem inan. Görmedin mi dalına konan bülbülün neşesini? Bilmez misin yar üslubu beyan ayrıyla insan? Gülistan'a giren yalnız gülle doldurur heybesini. Resti devran eylemişken aşk lügatımda lisan. Sana döndürmedin mi tüm şiirlerimin kıblesini? İkrarım kandil ise sükutum Tarık aslında bir baksan. Mehel gör sokma kafese gönlümün serçesini. Abi ilk kez okuyorum, belki ufak tefek şeylerimiz olacaktır Levent abi, özür diliyoruz. Ama çok yüreğine sağlık.
İlhamı bol olsun inşallah. Teşekkürler. Ve cevabı hani evet. Kırgızlarından Ateşler. El ele verelim gitme kardeşim. Hepimiz gelmişiz Adem soyundan. Kardeşi kardeşe satma kardeşim. Her iki cihanda gülsün yüzümüz. Tarihte yerini alsın sözümüz. Kardeşliğe ikrar kılsın özümüz. Kalbindeki nefret tutma kardeşim. Edirne'den Kars'a bu vatan bizim. Ceddini tanısın oğlumla kızım. Din, ırk ayırmamak insanlık tezim. Cahilin sözüne yetme kardeşim. Dört büyük kitabın birliktir özü. Kelamı kadimin kutsaldır sözü. Kardeş olduğumuz ayette yazı. Muhannete minnet etme kardeşim. Yedi kat gökleri var eden hüda. Kubbeler susmasın, yükselsin nida. Bizleri ayırıp koymasın cüda. İçimize bak katma kardeşim. Sermayemiz toprak var etti bizi. Arzı arş arası yar etti, yer etti bizi. Bir bedenden mevcut er etti bizi. Can içinde cana çatma kardeşim. Bunu ben de size şöyle karşılık vereyim. Yorgunum, kanadım kırık. Düştüğüm yerden kalkarım ben. Bakma öyle yüreğim buruk. Yaralı bir küheylanım ben. Sıvasız hanelerin çocuğuyum. Ekmeğimi canımla sağlarım ben. Rütbem ne fark eder ki askerim? Botumu kanımla bağlarım ben. Bir Kürşat misali bu hayatı. Kep ile bot arasında yaşarım ben. Ölürsem çıkarmayın üniformamı. Vatan toprağında kefensiz de yatarım ben. Yüreğinize sağlık. Kaleminize sağlık. Umarım bizi izleyenleri sıkmadık. İnşallah. Mustafa Kara, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Özkan Akyazı burada. Abi, Levent abi seni görmek çok güzel. Senin de çok teşekkür ediyorum. Levent abi uzun zamandır göremiyordum. Şöyle sıra koymuyorum. Kimin şiiri hazırsa okusun. Tatlı dili güler yüzü unuttuk. Büyüğe küçüğe çok ayıp ettik. Konuştuk, ant içtik, üstüne yattık. İki düşün, öyle konuş kardeşim. Arkadaş, pardon. Sevgi, saygı, hoşgörüyü yitirdik. Ahde vefayı çoktan bitirdik. Yedi gölden su bağladık, getirdik. İki düşün, öyle konuş arkadaş. Nezaket kalmadı, sözler yakıyor. Biliyorum diyor, bön bön bakıyor. Ağızda salyası küfür atıyor. İki düşün, öyle konuş arkadaş. Gönül kırıp hakkın evini yıkma. Kalbi kırdı isen Kabe'ye bakma. Diline sahip ol, gönüller yıkma. İki düşün, öyle konuş arkadaş. Arkadan konuşma, yüzüme söyle. Alakasız sözler olmuyor böyle. Beni benden sor, muhabbet eyle. İki düşün, öyle konuş arkadaş. Geldik gidiyoruz, faniyiz fani. Bir nefes taşırız, çıkacak ani. Kalıcı değilsin, anlasan yani. İki düşün, öyle konuş arkadaş. Bugün ne oldu bana ya? Dilim takılıyor. Uğur abi, benim bir şeyim var. Devam edeyim mi? Yet ablam. Görülmeyen şeytanlar gözle görülür oldu. İnsanlık can çekişir, görmez misin efendim? Nifak ektik, yeşerdi, artık derilir oldu. Bize bir haller oldu, sormaz mısın efendim? Hangi kitapta yazar bir canlıyı öldürmek? Anaları ağlatıp gül yüzleri soldurmak? İnsan sıfatındaki canavarı güldürmek, bu vahşetin sırrına ermez misin efendim? Canı candan ayırıp diri diri yakana, hilekar gözleriyle sinsi sinsi bakana, genç yaşlıyı öldürüp yuvaları yıkana,
Hakikat kılıcını vurmaz mısın efendim? Kul hakkını yiyip de Kabe'ye yüzü süren, Yaradan'dan korkmayıp kamil insanı yeren, ar edepten müsamma her şeyi mübah gören, boynuna yağlı urgan sarmaz mısın efendim? Kim kimin hizmetkarı bilemiyoruz artık. Hoşgörü merhameti merhametli olamıyoruz artık. Sevgiyi, muhabbeti bulamıyoruz artık. Bu perişan halleri yermez misin efendim? Din kisvesi altında işleniyor cinayet. Duman kaplanmış gözler, kalplerde yok inayet. Dört büyük kitaplarda söylense de bin ayet, akıl fikir dirayet vermez misin efendim? Dünlerin kıymetini bilemedik efendim. Yaradana layık kul olamadık efendim. Ahde vefaya bağlı kalamadık efendim. Kalbin kutlu yerine girmez misin efendim? Renk dildin ayırmayıp insanları sevene, nizam adalet için dizlerini dövene, hak sözde ikrar kılıp Resulünü övene, yollarına firdevsi sermez misin efendim? Çok güzel abla. Abi bir şiirin vardı senin. Hatırlıyor musun? Bir sabah atıştık. Evet. Yanında mı o şiirin? Yok, o öyle. Peki. O anlık bir atışmaydı. Sevgili dostlar, şöyle yapıyorum. Mollaoğlu'nu dinlendiriyorum 2 dakika. Onun yerine ben atıştım şimdi onunla. Şimdi bir sabah kalktım. Güzel bir şiir yazmış. Sevgili Uğur Baş. Şöyle şiiri. 2 dakika dinlendiriyorum sizi. Demiş ki: selam olsun sana selam. Varsa bir çayını içerim. Gel edelim 2 kelam. Varsa bir çayını içerim. Çay demini almış ise, dem dibini salmış ise, tavşan kanı olmuş ise, varsa bir çayını içerim. Dumanlıdır garip başım. Bugün sana ol sırdaşım. Bugün bana ol sırdaşım. Doldur bardağı kardeşim. Varsa bir çayını içerim. Derdimiz olmuş tecelli. Çay olsun bize teselli. Küçük bardak ince belli. Varsa bir çayını içerim. Mollaoğlu değil dertsiz, oturalım sessiz sessiz, biraz demli biraz demsiz, varsa bir çayını içerim demiş Mollaoğlu. Ben de yeni uyanmışım daha, uykum da. Demişim ki: Mollaoğlu selamın başüstü, gel hele bir çayımızı iç. Olmaz öyle ayaküstü, gel hele bir çayımızı iç. Çay kaynarken ocakta dem tutalım salıncakta, aralık olmazsa ocakta, gel hele bir çayımızı iç. Derdine olurum ortak, özlemleri çaya katak, demli birkaç bardak, gel hele bir çayımızı iç. Efkara salma bağını, açma ele sır dağını, uzat şöyle bardağını, gel hele bir çayımızı iç. Bülent'im kim dertsiz, beşerin fıtratı arsız, kah demli kah demsiz, gel hele bir çayımızı iç de ben demişim. Mollaoğlu da bana cevap vermiş tekrar. Nasılsınız ya? Vallahi demiş, çok tebrikler. Demiş ki Mollaoğlu: Bülent komutanın söz eder, demle çayı ben gelirim. Diyarbakır'dan göz eder, demle çayı ben gelirim. Sözüm sözünü terk etmez, aralık ocak fark etmez. Gönül isterse çark etmez, demle çayını ben gelirim. Derde ortak olacaksan, derdi derdin bileceksen, bir gün sen de geleceksen, demle çayını ben gelirim. Efkar bizim yazımızdır, yüreklerde sızımızdır. Sözümüzdür, sazımızdır, demle çayı ben gelirim. Mollaoğlu hızır eyle, dost bağını huzur eyle, bardakları hazır eyle, demle çayı ben gelirim demiş. Sonra ben tekrar cevap vermişim. Hemen şu cevabı da bulayım. Türk kaçırdık. Hah, şurada. Demişim ki dost yolu olmuş ise şöyle özür diledim. Ben demişim ki dost yoluna sererim postu, baş köşeye geç derim Mollaoğlu. Dost elinden dererim zehri, şerbetler içerim Mollaoğlu. Otururum dizin dibine, sükut eyler dilim sözüne, mızrap olsam bağlamanın teline, vurup ikrar eylerim Mollaoğlu. Bülent derler bir garip askerim, dost bağında güle hasretim, diken taş olsa yollarım, selam sağ ol, ben gelirim Mollaoğlu demişim. O da demiş ki en son, artık bitiriyoruz burada: dostun yolu olmuş ise geçilmez mi komutanım, çay demine alınmış ise geçilmez mi komutanım. Hele kardeş otur şöyle, şiir oku, türkü söyle. Efkarımız öyle böyle, seçilmez mi komutanım?
Mollaoğlu derler bana, sazım sözüm dosttan yana, şu gönül kapısı sana açılmaz mı komutanım demiş. Böyle bir atışmışız. Bir ateşlerimiz olmuştu böyle. Bunu evet saklıyorum, bunu kitabımda yayınlayacağım. İnşallah. İnşallah. Abi bir şeyini daha alalım. Aşağı yukarı 1,5 saatlik bir yayınımız oldu. Güzel de bir yayın oldu ama 10 dakika daha devam edebiliriz. Güzel olur. Ben mi? Evet. Okuyayım şiir. Tamam. Ben o zaman Şehitler Ölmez diye bir şiirim var. Onu okumak istiyorum. Şehit denir vatan için can verene. Hainler ölür ama şehitler ölmez. İnsan bile denmez kahpelik edene. Hainler ölür ama şehitler ölmez. Asırlarca ne çok planlar kurdunuz. Kahpelikle hep sırtımızdan vurdunuz. Cehennem bile olmaz sizin yurdunuz. Hainler ölür ama şehitler ölmez. Biz bu vatan için nice canlar verdik. Bedelini de kanımızla ödedik. Bizler size bunu her zaman söyledik. Hainler ölür ama şehitler ölmez. Bir ölür bin doğarız, bizler böyleyiz. Vatan uğruna canlar feda ederiz. Duyun bizi kahpeler, bizler ölmeyiz. Hainler ölür ama şehitler ölmez. Elbet karşıyız savaşa ve zulüme. Dokunmasınlar vatan denen gülüme. Tekbirlerle koşarız bizler ölüme. Hainler ölür ama şehitler ölmez. Harikasın. Gül ablam. İlk göz ağrım bir tanem. Sen ansızın giderken, yuvadan uçuyorsun ayrılamayız derken. Kusura bakma ne olur, yüzüne bakamadım. Tek canda yarım kaldım. Sana veda ederken gizlice el salladım sen sessizce giderken. Soluğum sığmıyordu göğsümde nefesime. Azrail eli değdi birden can kafesime. Sar beni kollarına nefesin nefesime. Tek canda yarım kaldım sana veda ederken. Ardından el salladım sen sessizce giderken. Gömleğini saklarım senin terin kokuyor. Duvarda resmin var ya, gözlerime bakıyor. Yüreğimde fırtına yanağımdan akıyor. Tek canda yarım kaldım sana veda ederken. Gizlice el salladım sen sessizce giderken. İçtiğin sigaranda efkarın saklı sanki. Fincanda yarım kahven telve tutmuş inan ki. Hayat yolculuğunda unutulmaz bir an ki. Tek canda yarım kaldım sana veda ederken. Gizlice el salladım sen sessizce giderken. İrkiliyorum bazen sesini duyar gibi. Belki yarın gelirsin yılları sayar gibi. Zamanı ayar gibi. Tek canda kaldım sana veda ederken. Ardından el salladım sen sessizce giderken. Bazen göz göze gelip biz bak da serin. Sen aklımdan parçasın, gönlümde sevgin derin. Taktın kalbimde, orası senin yerin. Tek canda yarım kaldım, sana veda ederken. Gizlice el salladım, sen sessizce giderken. Rabbimden tek niyazım seni hep mutlu eder. Dualarım seninle uğramasın gam keder. Ta elden yapmış anımıza bu kader. Tek canda yarım kaldım sana veda ederken. Ardından el salladım sen sessizce giderken. Abi abla harikasın. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Kılıç ablaya Münih'e selam gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Özcan da böyle sizin gibi duygu yüklü şiirleri olan, o da Sayacalı abla, bir kardeşimiz. Ona da selam olsun, bizi izliyor. Bu akşam muhteşem şairler ve o kardeşimizin arasında şahsımı sevindirdiniz. Daha nasıl ifade edeyim demiş. Abi asıl sen bizi mutlu ediyorsun. Ta Kosovalardan bizi takip ediyorsun. Sevgili Şevki abi, biz de seni tanımaktan mutluyuz her zaman. Bülentciğim demiş, sana ve konuklarına selamlar ediyorum demiş. Sevgili Mehmet Berçin abeyim. Tek sözde muhteşemsiniz demiş Şevki Kazaz abi. Abi Uğur abi, Şevki abimle tanış sen de.
Şevki abim. İnşallah memnun olun. Tabii ki. İstek gönderin. Muhakkak kabul edecektir. Güzel bir abimiz. Şevki abimle tanışma faslında Kosova'daydım. O zaman Kosova'da görev yapıyordum. Bir parka gidiyordum. Bir baktım Ordu'nun dereleri çalıyor. Kosova nereye? Ordu nereye? Şevki abim çalıyor ve söylüyor. Gerçekten böyle sazı sözü hoş. Kosova'da herkesin tanıdığı, bildiği güzel bir Türk halk müziği sanatçısı. Hani bugün bizde İzzet Altınmeşe falan neyse mesela işte örnek verdim. Ümit abi falan. Kosova'da da Şevki abi aynısıdır. İlhan Akbaş abiyim. Sizleri kutluyorum. Harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum. Özgür Öz kardeşim. Değerli kardeşim Özgür Öz. Demiş ki Bülent iyi yayınlar. Bu arada ilk defa katılıyorum. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ettim. Evet Özgür Öz. Kardeşim çok mutlu ettin bizi ya. Valla değerli iş adamımız Özgür Öz. Savaş Kırşehir'den Savaş abimiz, kardeşimiz. Bilmiyorum ben tanımıyorum kendisini o yüzden özür diliyorum. Daim olsun demiş. Sevgili Sezgin Mercan. Sezgin abiyle tanışıyor musun Uğur abi? Yok henüz tanışamadık. İnşallah nasip olursa Sezgin abi tanışırız. De, orduda gerçekten tanınmış ve isim yapmış bir müzisyen. Değerli abim, selamlar, iyi geceler. Ne güzel şiirler demiş. Yeni girdim yayına demiş sevgili abim. Halil Kutuboğlu abim, Ulu Bey'in değerli iş adamlarından sevgili Halil Kutuboğlu'na selam edelim. O da herkese selam etmiş zaten. Bu yayın demeye geçen herkese teşekkür ederim demiş. Sevgili Kırşehirli dostumuz. Demiş ki çaydan sonra Türk kahveniz de kısmetse içerim demiş. Abi baş tacısın her zaman. Keşke gelsen misafirimiz olsan Şevki abi. Her zaman bekleriz. Gül Hanım takip ettiğim demiş. Oğluma yazdığı şiirlerden takip ediyorum demiş. Sevgili Kırşehir'den Savaş Bey. Şöyle yapalım. Fethi Töngel, Sarıyer Ordular Derneği adına bizle beraber. Fethi abi merhabalar. Şöyle bakıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Evet burada tutuyorum. Şimdi sevgili dostlar. Elbette Ordu Ordu elinde bir sürü isim yapmış sanatçı, şiir işte ne bileyim bugün Dursun Ali Akınetler gibi Hasan Gençler gibi isim yapmış veyahut da işte Ümit Tokcanlar, Ali Rıza Gündoğdular gibi Tuğrul Şanlar gibi Şener Gökler gibi işte ne bileyim Hamit Tanses Coşkun Gök gibi isim yapmış sanatçılar. Benim zamanım çocukluğumda Sami Aksular, Yıldırım Bekçiler, Mustafa Yolaşan gibi isim yapmış birçok değer vardı. Şimdi bunlar tabii hepsi emekli oldu. Fakat sonunda bir ara bir Gaye Aksu parladı Ordu müziğinde. Gaye Aksu da genelde şeyde kaldı böyle çok ileri gitmeden stabil kaldı. Halil Özçelik gibi. Ondan sonra bu işle koşturan, emek vermiş, bu işe gerçekten gönül vermiş Halil abi gibi, sevgili Kenan Börekçi gibi, işte Oktay Kahraman, Faruk Günaydın gibi ki onların da şeyi vardır. Bence hak ettikleri yerde olmayan isimler ve bunun haricinde Mollaoğlu bir isimsiz demeyeyim buna da. Gizli figür diyeyim. Yanlış bir telaffuz istemiyorum. Bir gizli figür. İşte ne bileyim. Gül abla gibi. Emine Şenel ablam var. O da Almanya. Onun gibi isimsiz veya gizli birçok değeri var aslında. Bunlar nasıl bir araya gelir? Mesela Uğur abi kendi işte üye işte kendini orada şey yapabiliyor. Ama mesela bir söyleşi günü mü olur bu? İşte ne bileyim bir şöyle düşünüyorum ben yani mesela Ordu'yu örnek verecek olursak işte Ordu'da mesela bir kültür müdürlüğü var. Yani ayda bir ya da işte birkaç ayda bir bu tarz bir etkinlik yapılabilir. Yani kendini ifade etmek isteyip de kendini duyuramayan böyle gizli kalmış cevher birçok var. Çok var yani bu şekilde çok güzel cevherlerimiz var, çok güzel değerlerimiz var ama biz bile tanımıyoruz yani birçoğunu, bilmiyoruz. Ya böyle sosyal medya olmasa çoğunu tanımayacağız. Yani. İşte bunlar
kendilerini gösterebilmeleri lazım. Bunun için de işte birilerinin, bir kurumun ya da işte bir derneğin, bir şeylerin ön ayak olması lazım. Şimdi mesela aşıklık geleneği aslında Erzurum, Kars, o bölge. Ama mesela bizde sevgili Tahsin abi, aşık yalnız bir maslasıyla bunu ben gayet de güzel sürdürdüğüne inananlardan. Evet. Gerçekten hani sizin gibi kalemi de sağlam, duyguları da sağlam ve bu Evet. kaleme aktarabiliyor Gül abla gibi. Bunlar aslında güzel şeyler. Dediğiniz gibi umarım bunlar olur. Ordu güzel bir memleket. Evet. Doğası güzel, suyu güzel, insanı güzel. Azıcık şey Evet. böyle Ya çok güzel diyorum ya, çok güzel cevherler var yani bu alanda, sanat alanında çok güzel, çok güzel yetenekler var yani, ben görüyorum bazen. Dediğim gibi işte bu sosyal medya olmasa birçoğunu göremeyeceğiz, tanımayacağız, bilmeyeceğiz. Sokakta görsek tanımayacağız yani. kesinlikle Ama katılıyorum. gerçekten keşfedilmemiş, keşfedilmeyi bekleyen çok güzel değerler var yani. Buna inanıyorum. Sevgili Özgür, çok teşekkür ettim kardeşim yayınımızda olduğun için. Şöyle yapayım ben de. Bu arada Gül ablamın sesi gelmiyor Gülab. bana ama bilmiyorum size geliyor mu? Evet. Sesin yok Gül abla. Seni yayından alayım, tekrar gir yayını. Yayından alıyorum, tekrar gir yayını. Ses gelmiyor Gül abla. Evet, şuradan Gül ablayı aldım. Evet. Tekrar alacağım Gül ablayı. Şöyle yapalım Gül abla geleneye kadar abi. Ordu demişken bizim ellerde. Ondan sonra Gül abla da gelsin. Birer şiirle yayınımızı kapatalım. Bizim eller. Bahar gelince bizim elde yaylalar güllenir, bahçeler allanır. Yaza varınca fındık dalda yeşillenir de potak potak sallanır. Bahçeden gelir ineğin çanı, diken ucu boy verir meli ocağını. Çiçekleyip geçme külceni, iki yumurta kırınca tatlanır. Unutur muyum milli yemek pancarı, püskülü süylam süylam sapsarı darı. 40 memleket gezse de arı, bizim ele gelir de ballanır. Galdirik turşu olur gelir yayladan, hoşgören gideli çok oldu sofradan. Mısır ekmeğiyle inek yağı tam ortadan, yoğrulup övmeç olur da yağlanır. Sütünden anlaşılır kirmitin cinsi, zalıtı sarınca olur sübürkenin iyisi. Düğünde yahni keşkek yiyen birisi, karşılamada döktürür de sallanır. Bülent'in bizim elin tadı damağında, yazın sis iner sanırsın kar çarık bağında, 3-5 kuruş yolu bulan fındık dalında, pılıyı pırtıyı toplar da gurbete yollanır demişiz. Çok güzel. Olur Kaleminize, yüreğinize hocam. Sizi sağlık. Ben pardon, lafınızı biliyorum. Şu küçük bir yeni yaptığım bir eserim var. Kısaca bir onu okumak istiyorum mümkünse. Yine çok değer verdiğim bir şair arkadaşımız, benim hemşerim Perşembeli. Gurbetçi bu da, Almanya'da. Benim MESAM'a üye olmamda da çok yol gösterdi, yardımcı oldu. Onun sözlerini yazdığı, benim de bestelediğim bir gurbet türküsü var. Kısaca hemen, çok kısa hemen okumak istiyorum. Yeni yaptım, bakalım bence güzel becerebilecek olmuştur. Gül ablayı da alabilsinler, daha güzel olacak ama devam et abi, siz devam et. Değme doktora, değme gönül yaramı, bu yıl yine gidemedim sınava. Değme doktora, değme gönül yaramı, bu yıl yine gidemedim sınava. Söylenecek çok sözlerim var ama, kader girdi gurbet ile arama.
Kader girdi gurbet ile arama, bu yıl yine gidemedim sılama. Söylenecek çok sözlerim var ama, kader girdi gurbet ile arama, kader girdi gurbet ile arama, bu yıl yine gidemedim sılama. Yüreğimde yaralarım kanıyor, ciğerlerim alev alev yanıyor. Yüreğimde yaralarım kanıyor, ciğerlerim alev alev yanıyor. Beni gören çoktan ölmüş sanıyor. Kader girdi gurbet ile arama, kader girdi gurbet ile arama, bu yıl yine gidemedim sılama. Beni gören çoktan ölmüş sanıyor, kader girdi gurbet ile arama, kader girdi gurbet ile arama, bu yıl yine gidemedim sılama. Abi harika. Gerçekten güzel olmuş ya. Abi hani... Evet. Sözler Feryal Taliye Çolak, benim hemşerim Perşembeli, gurbetçi bir şairimiz. Ben bunu. Kendisine selam olsun, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bana çok yol gösterdi. Kendisi birçok albümde şiirleri, eserleri olan birisi. Yani Mesam yolunda bana bayağı bir destek oldu, yol gösterdi. Teşekkür ediyorum kendisine, abi, selam olsun. Abi harika. Kosovalı Osman, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sizleri Şişli Ordular Derneği Başkanı Hakan Aksoy Yönetim Kurulu adına en kalbi duygularımla muhabbette selam. Savaş Savaş demiş ki, sosyal medya kullanmaktaki tek amacım şair, yazar, ozanlarımıza ulaşmak. Kitap okumayı çok seviyorum. Müzikle amatör olarak uğraşıyorum. Okuduğum kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerimi yazarlara aktarıyorum. Sosyal medyadaki bana kazandırdığı en büyük zenginlik siz değerli şair ve yazarlarsınız demiş. Bunu kendisine selamlar, sevgiler, saygılar. Oğlu ve Gül ablaya aktarıyorum. Benim böyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı, olamaz da. Sadece hobi maksadı yazıyorum, çiziyorum. İlhan Akbaş, iyi akşamlar, her şey gönlünüzce olsun. Şarjım bitiyor demiş. Sevgili İlhan abi, çok teşekkür ettim. Babam da demiş ki, Mollaoğlu dediği gibi gizlenmiş o kadar cevher var ki onları meydana çıkarmamak için yardımcı olmak olacak kişiler aranıyor. Belediyeler bu alana da el atsalar çok iyi olur demiş. Ahmet Eren, hayırlı akşamlar demiş. Kosovalı Osman, Kosovalı Osman, ben de Perşembeliyim. Perşembenin Neneli köyünden demiş. Sevgili Tahsin Türk, ben de İstanbul Boğazı. Güzel bir yayın oldu. İyi geceler, teşekkürler dostlar demiş. Şimdi ben şeyi sosyal medyada geçerken bir güzel şiir okuyan bir ağabeyimize denk geldim. Çok güzel, başında kasketi, şiir okuyor. Bu ağabeyimiz kimdir diye araştırırken Erzurumlu aşık Sıtkı Eminoğlu olduğunu gördüm. Kendisine yazdım. Sağ olsun bana da döndü, cevap verdi. Bayağı da popülermiş, ben bilmiyordum. Bu da bizim ayıbımız olsun. Emin abi, Sıtkı Eminoğlu gerçekten o geleneği en iyi sürdürenlerden bir tanesiymiş. Bilmiyordum. Çok duygulu bir şiir. Bir de Azeri bir Niyaz Muratlı diye birisinin Yaş O Yaş diye bir şiiri denk geldi. Vallahi o şiirleri dinledikçe sosyal medyada diyeceğim abi o şiirleri. Gerçekten böyle gözlerim sulanır. Gül abla büyük ihtimal yayınımıza gelmeyecek. Her neyse. Ama ikinize de çok teşekkür ediyorum Uğur abi. Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Yani değer verdiniz, önem verdiniz, davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de, eğer sıkılmadan izleyenlere, yorum yazanlara çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben buradan şöyle bir şey de söyleyeyim kapatmadan önce. Ben herkese yazıyorum. Herkese istisnasız. Yarın akşam yayın alayım. Kim müsaitse onu alıyorum. Hani burada bir şey olmasın. Yarın akşam mesela Sayın Valimize yazdım. Ordu Valisi'ne. Kendimizi tanıttık falan. Evet. Teşekkür ettik. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Cevap vermesi bile Sayın Valimize bizim için bir incelikti. Katılıp katılmamak kendi takdiridir. Çünkü sonuçta bir mevki makam işgal ediyor. Ama cevap vermesi bile bizi onur etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun haricinde bir sürü isme yazdım bu akşam için ama siz de denk geldik. Gayet de güzel oldu. Yarına Allah kerim, önümüzdeki haftaya Allah Peki. herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Hepinize hayırlı akşamlar.